Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hapishane işi damla modelin yapılışını paylaşacağım. Bakın gerçekten çok şık bir model. Hem kolye olarak, bileklik olarak, küp olarak yapıp takım kullanabilirsiniz. Dilerseniz ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Ben internette hanımlar şu modelin fotoğrafını gördüm. Ama bir bilgi yoktu yani. O fotoğraf üzerinden bu modeli çıkardım önce. Sonra biraz daha dedim küçük olsun. Hani daha şirin olur diye. Ve bu modeli kendim tasarladım. Bakın bunu bileklik olarak kullanacağım inşallah. Şimdi bu modelimizin bir şablonu var. Size onu vereceğim. İsterseniz burada videoyu durdurun ya da ekran görüntüsü alın. Yazın okuyamazsınız diye tek tek size bunu seslendireceğim. İlk başta hanımlar bir dizi kum boncuk takıyoruz. Ve onunla altılı olarak örgümüz altılı. Klasik hapishane işini örüyoruz. Bu yaklaşık 9 santim oluyor hanımlar. Ben ölçtüm. Niye ölçtüm? Şimdi ben bunu kendi bileğime göre ayarladığım için. Mesela burası 9 santim ama burası daha kısa. Hani fazla geldi bilek ölçüme. O yüzden bir dizi kum boncuk 9 santime denk geliyor. Siz bu hesaba göre kendi ölçünüzü yapın. İster bileklik ya da kolye olarak yapacaksanız. Kendi ölçünüzü yapın, ona göre hesaplayın. Bakın bir dizi kum boncuğu bu şekilde altılı olarak normal hapishane işi örgüsüyle örüyoruz. Sonra geçiyoruz bu kısma. Bu kısım bizim şu bir topumuzu oluşturuyor hanımlar. Yani biz bunu dizip ördüğümüz zaman sadece şu bir topumuz ortaya çıkıyor. Bakın bir koyu bir açık üç kez dizilecek. Şimdi bu ne demek? Ben size bunu göstermek istiyorum. Çünkü dizme işlemimiz çok önemli. Bunun iyice anlaşılmasını istiyorum. Bir koyu, bir açık, bir koyu, bir açık, bir koyu, bir açık. Üç kez dizmek demek işte bu hanımlar. Şu ekranda gördüğünüz. Bakın. Bir koyu, bir açık, bir koyu, bir açık, bir koyu, bir açık. Bunu üç kez diziyoruz. Sonra geçiyoruz iki numaraya. Bir koyu, iki açık. Bir koyu, iki açık hanımlar. Hemen onu da göstermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi dizilişimiz çok önemli. İyice anlaşılsın istiyorum. Bir koyu, iki açık. Bir koyu, iki açık. Niye koyu açık yazdım? Hani mavi siyah yazsaydım siz farklı renkler yapacağınız zaman uyarlamanız zor olurdu belki. O yüzden bir koyu bir açık olarak yazdım şemamı. Bakın bir koyu iki açık, bir koyu iki açık, bir koyu iki açık. Üç kez dizmek demek işte bu ekranda gördüğünüz. Her rengimizden üç kez diziyoruz hanımlar. Sonra geçiyoruz üç numaraya. Bir koyu üç açık, üç kez dizilecek. Bakın koyularımız hep bir bir birken açık renklerimizde bir artma var. Beşe kadar. Beşte iki kez yazmışım. Sonra da eksiltme var. Bir koyu dört açık. 3 kez dizilecek. 5 numaraya geçtik. 1 koyu 5 açık. 3 kez dizilecek. 6 numara 1 koyu 5 açık. 3 kez dizilecek. Şu hanımlar tam bu damla modelimizin ortası olan kısım böyle köşeli olmasın, hafif oval bir şekil alsın diye 5'i 2 kez yapıyoruz. 2 kez diziyoruz. Yani bu 5 bizim arttırmamızın en fazla olduğu yer, artık eksiltmeye geçiyoruz. 7 numaraya geçtik. 1 koyu 4 açık 3 kez dizilecek. 8 numara 1 koyu 3 açık 3 kez dizilecek. 9 numara 1 koyu 2 açık 3 kez dizilecek. 10 numara 1 koyu 1 açık 3 kez dizilecek. 11 numara 1 koyu 1 açık 3 kez dizilecek. 12 numara 1 koyu 1 açık 3 kez dizilecek. 13 numara 1 koyu 1 açık 3 kez dizilecek. Şimdi hanımlar, dikkatinizi çektiyse şu son sırada bir koyu bir açığı 4 kez yapmışız yani. Bu ne demek oluyor? Bu da şu. Şu iki tane damla modelimizin arasındaki kalan şu ince kısım bir 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 olarak devam ediyor. Hani şey olsun diye böyle iki model, şurada daha belirgin, sayısı daha fazla olduğu için birbirine böyle birleşik durmasın, hafif arası aralı olsun diye yapılan bir işlem burası da. Şimdi hanımlar, az önce de söylediğim gibi bunu dizdik ya, bitti. Bu bir damla modele denk geliyor. Ben 3 kez dizdim. 3 tane damla model elde ettim.
Siz bu modelden, şuradaki yuvarlak damla modelimizden kaç tane yapmak istiyorsanız o sayıda bunu dizeceksiniz. Ve sonra bittikten sonra ne yapacaksınız? Başta olduğu gibi yine bir dizi kum boncuk dizeceksiniz. Bakın bu şekilde. Şimdi şablonumuzda söyleyeceklerim bu kadar. Yapımına geçelim inşallah. Hapishane işi örgüsüyle ilgili daha önce birçok video paylaştım hanımlar. Kristalli yaptık, desenli gösterdim. Hapishane işi gül anahtarlığın yapımını gösterdim. Hapishane işini ilk kez yapacak olan arkadaşlar varsa o videoların linklerini bu videonun yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında bulabilirler. Eminim ki yeni başlayan arkadaşlar oradan öğrenirler yapmasını. Çünkü çok güzel dönüşler aldım gerçekten. Hani ilk kez yapmama rağmen hemen öğrendim gibi. Çok güzel geri dönüşler aldım. Dediğim gibi atacağım. Yeni başlayan oradan arkadaşlar oradan bakarak izlesinler. Şimdi altın örgümüzü bakın ben başladım. Altılı yaptım. Şimdi tabii siz bir dizi dizeceksiniz. Ben bunu geri sökeceğim için az mavi kullandım yani başta. Şimdi dizdiğimiz kısım burası. Şablonumuz burası. Şimdi ona başlıyoruz. Bakın. Sol boncuğumdan girdim. Boncuğumun sol tarafından girdim. Bir boncuk aldım. İkisini bir çektim. Şimdi hanımlar şablonumuz olan kısma geldik. Bakın şurası. Şöyle göstereyim. Bir koyu, bir açık, bir koyu, bir açık, bir koyu. Az önceki dizdiğimiz açık da şablonumuzun. O yüzden artık işlemimiz değişiyor. Nasıl yapacağız? Normal hapishane işini öyle yapıyorduk. Mavi olan bir dizi kum boncuğu ile dizdiğimiz kısmı normal hapishane işi örgüsüyle örüyoruz. Şunu, şu kısmı. Az önce gösterdiğim gibi dizdik bitti. Şimdi bu şablonumuzun olduğu kısmı farklı bir şekilde öreceğiz. Sık iğneli öreceğiz hanımlar. Bakın göstereceğim şimdi size. Daha önce hapishane işi gül anahtarlık çalışmıştık. Yine aynı yöntemle. Bakın ilmeğimin içinden geçtim. Boncuğumu aşağı indirdim. Bir tane çektim. Tığımın üzerindeki ilmek var. İkisini bir çekiyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Artık bundan sonra hep bu yöntemle gideceğiz. Bakın yine siyah boncuğumu aldım. Bir tane çektim. Tığımın üzerinde iki ilmek var. İkisini bir çekiyorum. Şimdi üçüncü boncuğuma geldim. Bakın. Bir tane çektim. Tığımın üzerinde iki ilmek var. İkisini bir çektim. Dördüncü boncuğuma geldim. Kullandığım malzemeler hanımlar 11'e 0 ipe dizi kum boncuk. Ve 50 numara oya yaptığımız ipler var ya onlar. Bakın dizi kumlarda şöyle göstereyim bu şekilde. Ben şimdi kalın iple 30 numara 9 katlı ip vardı elimde. Gül anahtarlıktan kalan. Onla yapıyorum. Kalın olduğu için onu da göstermek daha kolay oluyor. Bakın. İkisini bir çektim. Şimdi hemen diğer boncuğuma giriyorum. Sonra ikisini bir çektim. Bir tane hanımlar damla modelin yapılışını inşallah komple göstereceğim size. Bu videoya yetişmezse öbür videoda devam ederiz. Yani şu bir damla modeli komple göstereceğim inşallah. Bakın şimdi başladık. Ne oldu? Şimdi yine siyah boncuğuma geldim. Baştaki boncuğuma. Ama artık boncuğumuzun sol tarafından girmiyoruz hanımlar. Artık ilmeğimizin altından çalışacağız. Bakın orayı size göstereyim. Önce ben bir geçeyim. Şurası hanımlar şu ilmeğimizin şuradan. Buradan çalışacağız artık. Bakın. Neredeyim ben şimdi? Şurada bir hata oldu galiba. Kontrol ederek gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boncuğumu dizdim hanımlar. Bakın. Bir daha gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boncuğumu dizdim ya. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum hanımlar. İkinci sıramızda önümde ne var? Bakıyorum. 2 tane mavim var. Şimdi ben bu 2 maviyi ne yapacağım hanımlar? Artık dediğim gibi şuradan girmiyoruz. Şu ilmeğimizin altından giriyoruz. Bakın.
Ben az önce boncuk atlıyordum. Yanlış olacaktı örgüm. Siz de dikkat edin. Çünkü önümde mavi boncuk varken siyah boncuğun ilmeğine geçmişim. Bakın, bu mavi boncuğun ilmeğine girdim. Buraya iki tane mavi boncuğumu yerleştireceğim. Çünkü burada arttırma yapmam gerekiyor. Siyah boncuğumun üstüne hep siyah boncuk gelecek. Ama mavi boncuklar artacak 5'e kadar. Yalnız işte arttırmamızda da farklı bir işlem var. Onu da söyleyeceğim. Bakın, iki tane mavi boncuğumu bir mavi boncuğun ilmeğinin içine yerleştirdim. Şimdi siyah boncuğumun ilmeğine geçiyorum şuraya. Ne yapıyorum? Hemen boncuğumu aldım. Bakın, bir kere çektim. Tığımın üzerindeki ilmek var. İkisini bir çekiyorum. Şimdi yine mavi boncuğuma geldim. Buradaki ilmekten, bakın büyük olduğu için belli oluyor hanımlar. Şu boncuğumuzun kenarına girmiyoruz da şuradaki ilmeğin altına giriyoruz. Bakın, buraya bir tane mavi boncuğumu önce yerleştiriyorum sık iğneyle. Sonra tekrar aynı yere giriyorum. İkinci boncuğumu yerleştiriyorum. Bakın, ikinci boncuğumu yerleştirdim. Şimdi sırada hangi boncuğum var? Siyah boncuğum var. Hep sayarak, kontrol ederek gidin hanımlar, karışma olmasın. Bakın, aldığım tığımın üzerinde iki ilmek var. İkisini bir çekiyorum. Şimdi yine mavi boncuğuma geldim. Şuradaki ilmeğimden geçtim. Buraya iki tane mavi boncuğumu yerleştireceğim. Bakın, önce bir tanesini yerleştirdim. Sonra ne yapıyorum? Aynı yere tekrar giriyorum. İkinci mavi boncuğumu yerleştiriyorum. Şimdi mavilerim, iki mavilerim bitti. Üç mavilere geçeceğiz. Önümde siyah boncuk var. Siyah boncuğun üstüne hep siyah boncuk gelecek hanımlar. Şuradaki ilmekten giriyorum. Bir tane siyah boncuğumu aşağı indirdim. Bakın, sonra ikisini bir çektim. Şimdi bakın, artık bir değişiklik var. Hemen onu da söyleyeyim. Bundan sonra arttırmalarımızı hep siyah boncuğun yanındaki ilk boncuktan yapacağız. Şimdi burada iki mavi boncuğumuz var ya hanımlar. Biz şu ilk mavinin içine iki tane boncuk yerleştireceğiz. Bu maviye bir tane boncuk yerleştireceğiz. Böylelikle boncuk sayımız 3'e çıkacak. Nasıl? Şöyle. Bakın, hemen bunun altındaki ilmeğimden girdim. Bir tane mavi boncuğumu buraya yerleştiriyorum. Bu şekilde. Sonra aynı yere tekrar giriyorum hanımlar. İkinci mavi boncuğumu yerleştiriyorum. Şimdi üçüncü mavi boncuğumu da bu ilmeğin üzerine yerleştiriyorum. Yanımızdaki maviye. Ona bir boncuk gelecek. Arttırmayı her zaman siyah boncuğumuzun yanındaki ilk boncuğun içine yapacağız. Bakın, 3 tane boncuğu buraya yerleştirdim. 1, 2, 3. Şimdi şuraya geldik sıra. Bir tane siyah boncuğumuza bir siyah boncuğumuzu takıyoruz. Bakın. Şimdi siyah boncuğumu taktım ya. Hemen siyah boncuğumun yanında şuradaki mavinin şu ilmeğinden hanımlar, şuradan giriyorum. Buraya iki tane yine aynı şekilde boncuğumu yerleştireceğim. Bakın, bir tane yerleştirdim. Aynı yere tekrar girdim. Bir boncuk daha yerleştirdim. Bu sırada mavi boncuk sayımız 3 oluyor. Şimdi bakın, şu bir tane mavi boncuğum kaldı boşta. Hemen onun yanına da üzerindeki ilmekten de giriyorum. Oraya da bir mavi boncuk yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi yine sırada siyah boncuğum var. Hemen siyah boncuğumun, bakın, şurada ilmek gözüküyor hanımlar. Hemen buradan giriyoruz. Üçüncüyü yerleştirmemişim. Bakın, bunu atlamışım yine. Bir iki boncuğu yerleştirmemişim. Üçüncüyü yerleştirmeden gidiyorum hanımlar. Bakın, bu şekilde üçüncü mavimi de yerleştiriyorum. Bakın, görmüş olduğunuz gibi üç tane mavi boncuğumu buraya yerleştirdim. Bir, iki, üç. Her zaman şu şimdi bizim siyah boncuğumuz ya. Hemen onun yanındaki boncuğun içine iki tane boncuk yerleştireceğiz. Arttırmamızı hep bu şekilde yapıyoruz. Bakın, sırada siyah boncuğum var. Siyah boncuğumdan hemen geçiş yapıyorum. Şimdi yine geldim mavi boncuğumu. Ne yapacağım hanımlar? Buraya yine iki tane mavi boncuk yerleştireceğim. Bir sonraki videoda devam edelim inşallah hanımlar.